Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde if'ilal babını gördüğünüz gibi işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. If'ilal babını işlemeden önce biz babımızın genel özelliklerine dair birkaç bilgi sunmak istiyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Bu babımız renkler ve kusurları ifade eden sıfatlar ile bu babın kalıbına sokularak sıfatlar öyle söyleyelim. Bu babın kalıbına sokularak fiil yapılırlar. Ayrıca arkadaşlar renk anlamı veren fiiller ile kusur anlamı ifade edebilecek olan yine fiiller de bu baba sokularak fiil yapılır arkadaşlar. İfiler babında fiiller olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu fiiller bu babda karşımıza çıkan fiiller bu yönüyle mübalağa ifade ederler ve yani bu da renk ve bedeni kusurlardaki aşırılığı bildirir. Ama biz şunu söyleyelim. Renklerin daha ziyade bu bablardan geldiğini, bedeni kusurların biraz az kullanıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla renksel ve bedeni kusurları bu baba aktarılmış olan fiillerimiz ifade ederler diyebiliriz. Bir dönüşümün söz konusu olduğunda burada ifade edebiliriz. Bakınız burada örneğimize bakabiliriz. Mesela ahmeru kırmızı demek. Bu bir sıfattır arkadaşlar. Bu baba aktarıldığında ihmerra şekline alır ve kıpkırmızı oldu, kırmızılaştı anlamı ortaya çıkar veyahut da kızardı şeklinde de bunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan e'vecü fiili eğri anlamına gelir arkadaşlar. Bu babda i'vecce şeklinde dönüşümünü yapar ya da kalıbına gelir ve eğrildi, eğri oldu, çok eğri oldu gibi anlamlar ortaya çıkar. Bu babla ilgili diyeceğimiz başka bir husus da bu babın meçhul vezni yoktur. Dolayısıyla burada şunu da söyleyebiliriz. Meçhul ve meçhul vezni olmadığı gibi arkadaşlar ismi mef'ulü de yoktur. Evet, ismi mef'ul de yoktur diyoruz. Çünkü bu babdaki fiillerin hepsi lazım fiildir arkadaşlar. Bu şu demek, lazım fiil demek, mütaaddi değil, başka bir ifadeyle böyle diyebiliriz. Bunu biraz kendi dilimizde mef'ulün bih almaz şeklinde ya da nesne almaz şeklinde de ifade edebiliriz. İf'ilal babının temel vasıfları bu şekildedir. Biz şimdi babın formasyonuna geçebiliriz arkadaşlar. Formasyonuna bakacağız. Bakın fiil faali şeklinde bir fiil düşünürsek arkadaşlar kalemimizi de açabiliriz. Mazisi bu babın ifalle vezninde olur. Muzarisi yefallü şeklinde olur. Emri dediğimiz emri hazırı ifalle olur arkadaşlar. İsmi faili muf'allün şeklinde karşımıza çıkar. Babın mastarı zaten if'ilaldir. Kalıp da if'ilal şeklindedir ki biz biliyoruz ki mezit babların arkadaşlar mastarlarının babın ismi olduğunu biliyoruz. Bakınız burada da görebiliyoruz. Bakın ismi mef'ul olmadığını buradan da görebiliyoruz. Ve burada bir fiilin ifalle vezinle aktarılması şeklinde de babın kurgulandığını oluştuğunu da söyleyebiliriz. Burası da gördüğünüz üzere hareket dizilimini ifade eder. Evet, örneklerimize geçebiliriz. Bakın hamura kızardı demek arkadaşlar. Babımıza aktardığımız zaman ihmarra olur, ifalle şeklinde düşünebiliriz. İhmarra kızardı, kıpkırmızı oldu. Bu kızarma bakımından, kırmızılık bakımından failin arttığını da bize ne yapar? İfade eder. Yahmarra kızarıyor, kıpkırmızı oluyor. İhmarra kızar demek arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Muhmerrun kızaran demek, kızarmış demek, kıpkırmızı olmuş anlamına gelir. Bir fiilimizin mastarı ise ihmirar şeklindedir. Bu da kırmızılık, kızarmışlık, kırmızı olma gibi anlamlar içerir. Tabii şunu söyleyelim.
Bir babın veznini öğrenirken arkadaşlar bir fiille öğrenmek de her zaman fayda vardır. Hem babın veznini öğrenmiş olursunuz bu vesileyle hem de fiili de babta öğrenmiş olursunuz. Geliyorum avice'ye. Avice eğrildi, eğri oldu demek arkadaşlar. İ'vecce eğrildi anlamına gelir. Çok eğrildi gibi düşünebiliriz. Ya'veccu eğrilir, eğriliyor anlamındadır. İ'vecce eğril demek arkadaşlar. Mu'veccün eğrilen şey ya da eğri olan şey anlamına gelir. Veyahut da buna eğri de diyebiliriz. İ'vicacun eğrilmek anlamına gelir gördüğünüz gibi. Şimdi kitabımız bize şöyle bir bilgi vermiş. Biraz önceki söylediklerimize istinaden bunu da arkadaşlar ifade edelim. Bu bapta gelen fiiller çoğu zaman belli bir renk ile renklenmeyi ifade ederler. Nadiren de olsa biz buna bazen demiştik fiziksel bir kusur ifade eder. Şimdi burada şunu da söylemekte fayda var. Renklenmeyi kabul ediyoruz ama bu renklenmenin mesela faili insan olduğunda değerli arkadaşlar yine bir kusuru ifade eder. Mesela İ'vecce vecihuhu şöyle söyleyelim. İhmarra vecihuhu yüzü kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı kesildi. Mesela minel hacel şeklinde bir şey söylersek utanmaktan dolayı yüzü kızardı şeklinde yine bu bir kusur ifade edebilir onu söyleyelim. Evet burada fiil örneklerimiz var bakın onlara bakabiliriz. Abyadu beyaz demek bu bir sıfattır arkadaşlar. İbyazla beyazlaştı beyaz oldu. Esvedü siyah demek arkadaşlar. İsvet de siyahlaştı anlamına gelir gördüğünüz gibi. Avice eğrildi anlamındadır. İ'vecce eğrildi, kıvrıldı. Çok eğri oldu gibi belki buna eğrilmenin çokluğunu ifade etmek adına çok eğri oldu gibi de anlamlar verebiliriz. Geçiyorum. Asvaru sarı demek arkadaşlar. İsvarra sarardı anlamına gelir. Bakınız. Ahdaru yeşil demek. İhdarra yeşerdi anlamına gelir mesela burada. Efendim ayrıca arkadaşlar topal oldu. İ'racca topal oldu. Anlamında görebiliyoruz. Çok topal oldu gibi. Yani topallığın da kendi içerisinde kademelerin olduğunu ifade edebilir miyiz? Evet edebiliriz arkadaşlar. Evet diğer bir hususiyet de bu baptan yine gelen fiillerin lazım olduğu için ismi mefullerinin bulunmadığını ifade edelim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimizi, İhlal babına giriş dersimizi bu şekilde biz tamamlayalım. Bundan sonraki dersimizde de alıştırmalarımıza geçeceğiz. Burada gördüğünüz 5 tane fiilimiz var. Her bir alıştırmamızda bizden istendiği kadarıyla efendim fiillerimizi arkadaşlar çekimleyeceğiz. Tabii ikinci, üçüncü ve beşinci, dört, beş, altıda fiillerimiz 3'e iniyor ama ben şöyle öğreticiliği kalıcı olsun, daha çok öğretici olsun anlamında bu 5 tane fiili bütün alıştırmalarda kullanacağım. Onu ifade edeyim. Dersi ben burada noktalıyorum değerli arkadaşlar. Başka bir dersimizde ya da bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.